قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْعَز۪يزِ اَوْزُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّح۪يمِ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَز۪يمِ. Gönülleri Habib-i Huda, Şefi-i Ruz-i Ceza olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ederek, onu her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren, Allah'a secde etmekle yüzleri nurlanan ve fuatları sürurlanan, kıyamet gününe inanan, bu alemin faniliğini fehmeyleyen, yani gelip geçiciliğini, ebedi olmadığını fehmeyleyen ve bu alemin ahiretin tarlası olduğunu idrak eden, kıyamet gününde bu kısa ömrün hesabını Allah'a vermeyi kabul eden, Allah'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olan aşık-ı sadıklar, Allah'ın bize en büyük lütfu keremi, bize iman ve İslam'ı ihsan-ı inayet buyurmuştur. İslam ve iman sahipleri ebedi saadete nail olacaktır. Bu alemin dağdasından, meşakkatinden kurtulduğu gün sultan olacak, ebedi saadete girecek, Habib-i Huda Muhammed Mustafa ile buluşacak, onun sancağı altına cem olacak, mahşerin şiddet ve dehşetinden kurtularak cennete dahil olacaktır. Velev ki kalplerinde zerre kadar iman ola, ebedi narda kalmaz. Onun için en büyük nimet İslam ve imandır. Ve bu iman ve İslam'ın da hıfzı, yani muhafazası ibadet ve taatlıdır. İbadet ve taatın muhafazası da güzel ahlakladır. Güzel ahlakı olmayanın ibadetini hak sahipleri alır. İbadeti olmayan da korkulur ki imanın nuru söner. Yani iman bir mum ise ibadet ve taat onun etrafındaki bir fenerdir. Ahlakı güzel olmayan bir adam da bu fenerin üzerine bir korkuluk çekmemiştir. Fener kırılabilir. Fener kırılırsa mum söner rüzgarıyla. Yani küfür rüzgarıyla, isyan rüzgarıyla. Buna binaen imanın hıfzını, muhafazası şarttır. Bir adam imansız giderse arkasından dünya dolusu altın dağıtsalar, 100.000 hatim okusalar ve dünya dolusu altın dağıtsalar, o kimseye hiçbir faydası olmaz. Yani ahiretin azabından onu kurtaramaz. İlle iman. Bu iman ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Ve bunu gece ve gündüzde haktan isteyiniz. Ve bu iman üzere çene kapamayı Allah'tan dileyiniz. Ve şu duayı yapın. Allahümme la tuhricna mine dünya illa ma'aşşehadeti vel iman. Bu duayı. Manası şu. Allah Arapça'da anlar. Türkçe'de anlar. İngilizce'de anlar. Fransa'da anlar. Hatta lisanen söylemesen kalben Allah'a münacaat etsin, Allah onu da bilir ve görür. Celle Celaluhu Hazretleri. Ya Rabbi beni ancak iman ve şehadet üzerine ruhumu kabzeyle. İmansız çenemi kapama. Çünkü Ebu Derda Hazretleri radıyallahu anh sahabelerin ileri gelenlerinden. Peygamberimizin arkadaşları sahabe demek, peygamberin arkadaşları demektir. Ebu Derda Hazretleri diyor ki, bir adam imansız göçmekten korkmazsa, bu korku kalbinde yoksa o adam imansız göçebilir diyor. Bu korku daima senin kalbinde bulunacak. Aman imansız gidersem ahirete diye. Çünkü birçok insanları görüyoruz ki bunlar belki kabirlerine deptebeye saltanatla gittiler ama çoğu imansız gitti. Üzerine yapılan türbelerin onlara hiç faydası olmaz. Mezarın zahirinin süslenmesi mezarın batınına fayda vermez. Bazı kabirler vardır, hariçleri harap. Fakat içerileri nur-u iman ile doludur. Bazı kabirleri vardır zahirde mamurdur ama içerisi cehennem çukurlarından bir çukurdur. Ey aklım başımda bana akıl nimeti verildi, tefekkür nimeti ihsan oldu diyen kişi. Bugünleri düşün. Yakın bir zamanda bu yolculuğa çıkacaksın. İman pasaportunda Hz. Resulullah'ın ismi yoksa halin haraptır. İlle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana ümmetim diye sahip çıkarsa işte o vakit saadete girdin. O vakit felaha ve necata yükseldin. O vakit cennetler senin oldu. Geçiyoruz. Ha, bu Ebu Derda Hazretleri'nin bir keramatını anlatayım. Birisi kitap yazmış. Bazı kitapları çok yanlışlıklar var böyle.
eshabın keramatı yoktur diyor. Nasıl görmedin mi bunu? Hazreti Ömer İbni Hattab radıyallahu anh 3 aylık yoldan ordularına emir vermiştir. Ya Sariye El Cebel diye. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu müddetçe Peygamberimiz güneş gibidir. Güneş çıktığında yıldızlar görülmediği gibi sahabenin keramatı zikrolunmaz. Yoksa keramat her müstakim olana verilen bir taraf-ı ilahiden verilen bir nimettir. Müstakim oldun mu keramet tarihçenin başına konur. Müstakim olmazsan böyle harikulade zuhur etse gene keramet değildir. Müstakim ol. O vakit tacı keramet başına konur. Söylemeden geçmeyelim bunu. Daima söylerim ben. Çünkü 1000 defa söylüyoruz. Bir tanesi aklımızda kalmıyor. Evvela kendimizi. Kendimiz amil olsak halk amil olur. Biz kendimiz sözlerimize amil olamıyoruz maalesef. Onun için sözümüzün tesiri olmuyor halk üzerine. Evvela vaazı kendi nefsine yapacaksın, sonra gayrı yapacaksın. Biz onu yapamıyoruz. Halkı hakka davet ediyoruz. Biz hakta budur ediyoruz. Onun için kendini düzelt. Herkes kapısının önünü temizlerse şehir temizlenir. Herkes kendi itikadını düzeltirse ve ibadet taatına sahip olursa bütün müminler sülahadan olurlar. Geçiyoruz. Bu Ebu Derda Hazretleri'nin bir menkıbesini anlatayım. Sonra geçelim dersimize. Biz biraz hutbeyi 5-10 dakika uzun yapıyoruz. İnşallah memnunsunuz. Ebu Derda Hazretleri'nin bir kulübesi varmış. Yaz günlerinde ayaklarını sıcaktan, güneşten, kış günlerinde soğuktan koruyamazmış. Sen benim bu anlattığım kıssa ile Ebu Derda'yı ölçemezsin. Senin terazin onu kaldırmaz. Senin terazi, akıl terazin yani. Onlar öyle bir sultandır ki Hazreti Peygamber'in arkadaşlarıdır. Allah'a Allah'a eshabi buyurmuş Peygamber. Hiçbir nebinin eshabı Resulullah'ın eshabı gibi değildir. O mertebeye yükselmemiştir. Her nebinin eshabı vardır. Fakat eshab-ı kiram, yani Hazreti Musa'nın bir Ebu Bekir'i, Sıddık'ı, bir Ömer'i, bir Osman'ı, bir Ali'si yoktur. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da öyle. Cenab-ı Peygamber'in sahabesi, Allah Kur'an'da onlar hakkında radıyallahu anhüm ve radiyu anh, yani ben onlardan razı oldum, onlar da benden razı oldular diyor. Hatta Ebu Bekir Sıddık'a Cenab-ı Hak selam göndermiş, ben Ebu Bekir'den razıyım, Ebu Bekir'den razı diye soruyor. Düşün bir daha sahabenin kıymetini radıyallahu anhüm ecmain. Allah Resulü'nü sevenler onun sahabelerini severler, onun alimlerini severler, onun yolunda bulunan sülahayı severler. Allah Resulü'nü sevmeyenler de zalimleri, hainleri, hak yolunda bulunmayan gafilleri severler. Ama iki tarafa da müjde veriyorum. Hiç üzülme, kişi sevdiğiyle beraberdir. İyileri sevenler salihlerle beraber olur. Kötüleri sevenler kötülerle beraber cem olur, haş olur kıyamet gününde. Evet, Ebu Derda nasıl kulübeymiş, filan filan deme öyle şey. Senin yani bizim akıl mantığımız, bizim akıl terazimiz, kantarımız onları tartamaz. Onları ancak Allahü Teala bilir. Hazreti Melekül Mevt, yani Ezrail aleyhisselam. Bazı gafil Müslümanlardan görüyoruz böyle. Hazreti Ezrail'i şeyle, tiskintiyle anıyorlar. Sakın öyle bir şey yapma. En nihayette ondan buluşacaksın. Dostluğu büyüt ki sana gülerek gelsin. O da imandır ve ihlastır ve ibadet ve taattır. Sonunda ondan karşılaşılır. Ezrail gibi adam, bir Nemrut adam görüyor. Ezrail, estağfurullah, beretuhu ileyh. Bu dört melek, Cebrail, İsrafil, Mikail, Ezrail aleyhisselam meleklerin peygamberidir. Meleklerin peygamberidir. Aynı zamanda bizim peygamberimizin ümmetidir. Hazreti Adem'den Resul aleyhissalatu vesselam'a kadar gelen enbiya-i izam hazaratı kendi kavimlerinin peygamberidir. O peygamberlerin cemisinin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nura evveldir şimdi. Hazreti Adem aleyhisselam Ebul Eşbah'tır. Vücut babası. Hazreti Peygamber Ebul Ervah'tır. Ruhlar babasıdır yani. Hatta birçok enbiya ümmeti Muhammed'den yani olmayı temenni etmişlerdir. Dahusuz Hazreti İbrahim aleyhisselam Halilullah demiş ya Rabbi bu kadar meddediyorsun Habibi Muhammed'i benim zürriyetimden gelecek. Benim ismimi onun ümmetine andır demiş. Salavatta Peygamber Hazreti İbrahim ismini okuyoruz bak. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali İbrahim diyoruz ve okuyoruz. O Ali İbrahim'de de iş vardır. Ali İbrahim'de. İbrahim aleyhisselam'dan Resulullah'a gelinceye dek cümle peygamberin dedeleri sallallahu aleyhi ve sellemin dedelerinin kafesi Ali İbrahim'dir. Haberin olmaz senin onlara salat okursun sen. Ali İbrahim peygamberin dedeleri. İsmail peygamberi itibaren daha Abdülmuttalib'e kadar hepsi Ali İbrahim'dir.
Hazreti Abdullah da buna dahildir, peygamberin babası. Annesi Hazreti Amine de radıyallahu anhuma. Melekül Mevt insan şeklinde gelmiş Ebu Derda'ya. Demiş ki ya evet Derda, kulüben çok küçük. Kış günlerinde ayaklarını soğuktan, Medine'nin soğuğu dehşetli olur, çölün soğuğu. Kış günleri ayağın soğuktan, yaz günleri güneşin hararetinden koruyamıyor yaptığın kulübe. Bunu biraz daha büyütsene demiş ama insan şeklinde gelmiş Melekül Mevt. Melekler insan şekline girerler. Ebu Derda'ya da herhangi bir zat şeklinde gelmiş ve demiş ki ya Ebu Derda, kulübeni biraz büyüt de ayakların hiç olmazsa kışın soğuğundan, yazın hararetinden kurtulsun deyince şöyle bakmış yüzüne. Demiş ki sen beni takip ettiğin müddetçe bu kulübe bir ara şok demiş. Yani Melekül Mevt olduğunu söylüyor kendisine. Sen beni böyle takip ettiğin müddetçe bu kulübe bir ara şok demiş kendisi. Tabii aklı başında olanlara söyledik. Arkadaş, şu camiye geldin, bir saat burada kalacaksın, sonra gideceksin. Dünya da bunun gibidir. Metağını hazırla, yükünü yani. Ve yüküne de her şeyi doldurma. İyi şeyler doldur. Karanlıkta bir yere girdin, eline gelenin çuvalına dolduruyorsun. Nedir o? İşte Kur'ansız, çuvalına dolduranlar. Akrep mi, yılan mı, ne olduğunu bildiğin yoktur. Kur'an bir nurdur, ona tabi olursan çuvalına ne koyduğunu görürsün. Amel sandığına yani. Sonra yüklenip gireceksin o tarafa doğru. Ağlamanın faydası olmaz orada. Arkandan beni arkamdan hayırla iade ederler. Bunun da sana faydası yoktur. Olur ama yoktur. Önden giden ışıkla arkadan gelen ışık bir olmaz. Önden ışık götürürsen eğer yolunu görürsün. Arkadan ışık verirlerse yolunu görüp çukura düşebilirsin. Arif olana söyledik, işaret ettik. Geçiyoruz. Şimdi Cenab-ı Allah yani yerin günün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki olan Allah şu okuduğum sure-i celil'de mana vereceğiz. Sakın zannetmeyin Kur'an'ın manası benim derdim mana ile bitti. Deryadan bir katre, şemisten bir hüzme, topraktan bir zerre olarak vereceğim manayı. Bitti zannetme sakın ha. Vel asri. Tabii surenin tefsiri bu hafta burada bitiremeyeceğiz onu biz. Öyle görünüyor. Vel asri, asra kasem ederim. Manası. Asra kasem ederim. Allah asra kasem ediyor. Bu asırdan murat nedir acaba? Asır, asr-ı nebi. Peygamberimizin yaşadığı asır, eshabın yaşadığı asır. İki, asır vakti ikindi. İkindi namazı vaktine kasem ederim. Sen namaza hiç umursamıyorsun. Allah ikindi vaktine kasem ediyor ikindi namazına. Hiç namazı umurladın yok. Kalbim temiz diyorsun, vücudum semiz. İstikbalde inşallah biraz ben tekaüt falan olayım, para kazanayım. Sonra sen beni gör bak, cariden dışarı çıkmayacağım. Senedin var mı elinde? Soruyorum, senedin var mı? Hemen ibadete başlayacaksın. Allah'a mühtaç olduğun kadar Rabbe ibadet ve secde edeceksin. Allah'a mühtaç olduğun kadar Rabbine ibadet ve taatte bulun, cehenneme dayanacağın kadar günah işle. Ateşe bakalım ne kadar dayanıyorsun. Bu ateş ki nur sahibidir. Faili için Allah halketmiştir. Cehennem ateşi buna da benzemez. Onu da insan buradan götürür. Cennetin miftahını, hurilerin mihrini, cennet saraylarının, köşklerinin, haymelerinin tapusunu bu insan buradan götürür. Cehennemin de derekatını, orada bulunan yılanları ve akrepleri ve bukaları ve gulleri ve kenepçeleri gene buradan götürür. Aklın başında ise eğer. Ömrünü hebaya verme. Bir kere nefes alman, bir kere nefes aldığım, geçirdiğim bu dakikayı bak o nefes dakikasına milyonları versen geri alamazsın, bitti. Şunu da sana söylüyorum tekrardan, günahtan kaçın. Günde bir günah işlersen, dikkat buyur konuştuğum sözü, çok dikkat et. Günde bir günah işlersen, senede 365 günah yapar. 10 günah işlersen, 3650 günah yapar. Bir günaha bir gün cehennemde hapis cezası verse Allah hükümetinin kanunları vardır ki Kur'an'dır işte. 365 gün bir sene zarfında yanman lazım gelir cehennemde. Yanmamız lazım gelir. 10 günah yaparsak 3650 gün yanmamız lazım. Halbuki biz günde 100 günah yapıyoruz. Sana haber vereyim mi? Günahtan kurtulmayı, iki namaz arasındaki yapılan günah diğer namazda af olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur. Bir kapının önünden bir nehir geçiyor. Nehire günde 5 defa girersen üzerine kir pas kalır mı? Kalmaz. İşte namaz bunun gibidir. Müminin nehridir o. Tathir olur. Huzura çıkar. Allah ile konuşur. Peygamberle sevişir. Resulullah'a selam verir. Allah ondan razı olur. Cenab-ı Hak'la buluşur. Secde buluşur Allah'la. Kim burnunu yere sürterse Allah'a o tekarruf eder. Allah sana senden ve benden bana yakındır. Allah asır kasem ediyor. Asır.
asra. İkinci namazına kasem ediyor Allah. Kim bu yemin eden kuvvet nedir? Seni beni bir katre meniden halk eden, bu kainatı ol emriyle halk eden Allah. Düşün namazın kadri kıymetini. Namaz, Resulullah'ın gözü nurudur. Din-i İslam'ın direğidir. İmanın alametidir. Müminin bürağıdır. Namaz, salat. Bu alemden gittikten sonra iki rekat namazın ne olduğunu orada anlayacaksın. Allah huzuruna durmanın zevkini orada işten geçecek ama orada namaz yok. Şimdiki vel asrı inel insane lefî husur. Allah diyor ki asrı kasem ederim. Bütün insanlar husrandadır. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ruhul Beyan tefsiri var. İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri'nin Kadı sallallahu aleyhi ve sellem. Çok mühim. Kulağına benden yana verirsin. Cenab-ı Allah inşallah dertlerimize deva olabilir bu hususta. Orada bir kısa bir hikaye var. Bu hikayeyi size arz edeceğim. Çünkü sözlerimizin komprimesi olacak böyle. Ciddi mevzular, bunlar insanın hatırında pek kalmayabilir. Fakat kısa olarak haber verirsen o insan bunu hıfzedebilir. İyi hıfzet yalnız. Ve işittiğin ilmi kendine bırakma. Mümin kardeşlerini Hakk'a davet et. Onları Allah yoluna getir. Allah yolunda bulunduğun arkadaşın sana yevmi kıyamette sana yoldaş olabilir. Ama günahta, günaha teşvik ettin. Günahı onunla yaptığın arkadaşın senin arkadaşın değil, düşmanındır. Geçiyoruz. Vakti saadette Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif etmiş. Medine'de bir kadın zina etmiş, gizli olarak tabii. Ve bir çocuk yapmış. Ben bak yerini söyledim size. Yalnız bu hikayeyi hep yanlış anlatıyorlar. Hazreti Şeyh çok güzel tavsiye etmiş. Ben de size o inceliği haber vereceğim. Bir piç yapmış. Ne yapsın bu piçini? Rezil ve rüsvay olacak kendisi. Piçin kabahati yok. Piç dolayısıyla ebeveynin, yani ananın yahut erkeğin, yani gayrimeşru ebeveyn manasına, onların suçu ortaya gelir. Çocuğun ne kabahati var? Fakat maalesef o çocuk piçlikle damgalanır. Ona piç denmekle onun annesinin zina ettiği, babasının zina ettiği meydana gelir. Ortaya çıkar yani. Allah setiri kaldırır yani. Ne yapsın kadın? Hurma sirkesine atmış çocuğu, eritmiş ve bunu da satmış halka. Bir incelik var, onu söyleyeceğim. Belki dinlediniz bu kıssayı, fakat burada bir incelik var ki en mühimi o. Sonra imanı, dikkat buyurun, bunu cehaletle yapmış. Sonra imanı yakına gelmiş, yaptığına nadim olmuş. Eyvah, ben ne yaptım? Suç üzerine suç işledim. Yaptığım bir zina idi. Sonra o çocuğu katlettim. Sonra onu böyle toprağa gömedim. İbadullah'a bunu içirdim. Benim halim nice olacak diye aklı başına gelmiş. Cehaleten, tekrar ediyoruz, dikkat buyur. Cehaleten suç işlersen, günah işlersen Allah'a rucu et. Tövbe et Allah'a. Allah'a tövbe demek, tövbe ya Rabbi demek değildir yalnız mücerret. Ya nedir? Yaptığım fiili, Allah'ın men ettiği o fiili bir daha yapmamak üzere, o yasağı bir daha yapmamak üzere ağlayarak, sızlayarak, kalbin kastıyla terk etmesine tövbe-i nasuh derler. Tövbe öyle mi tövbe müstecap? İman yakına gelince insanlar bak cehalet zamanında yaptıkları suçları önlerine dökerler hesaba. Zaten hesaba kendini çek, Allah seni hesaba çekmeden. İki cihan sultanı, cümle enbiyanın serdarı, Hakk'ın miratı olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri hasibu kable entuhasebu. Allah sizi hesaba çekmeden siz nefislerinizi hesaba çekiniz. Akşama gittiğim vakitte 10 dakika 15 dakika bir tefekküre ayır bakalım. De ki bugün ben Allah'a yarar ne iş yaptım ne kötülük yaptım bir düşün bakalım. Böyle bir şey yapıyor musun? Yapmıyorsun. Saat tefekkür 60 senelik nafile ibadetin Allah'a daha sevgilidir. Düşüneceksin. Hazreti Ömer İbni Hattab radıyallahu anh hafta başında bir defa kendini hesaba çeker, yaptıklarını hatırlar ve birçok zaman hasta olurdu ve kendisini darp ederdi. O meşhur bir Ömer, sen yapamazsın onu. Ama sen hiç olmazsa, 3 günde bir, haftada bir, akşamları kendi kendine kaldığın vakitte bir bugüne kadar ben neler yaptım? Fidan gibi delikanlıydım. Saçlarım ipekler gibiydi. Yüzüme akan biri daha bakıyordu, güller benden utanıyordu. Şimdi belim büküldü, dişim döküldü. Ne yaptım bugüne kadar ben? Bu ömrümü nerede geçirdim bu ömrü azizimi? İsyanda mı, itaatta mı? Kula düşen vazife Allah'a itaat etmektir. İsyan değil. Düşün. Allah ganidir, kerimdir, rahimdir. Hemen dön Cenab-ı Hakk'a. Hemen affeder. Vallahi affeder. Şirkten gayresin ilerisi affeder. Kapısını çaldın mı, Allah dedin mi, lebbey kulum der. Cevap verir yani. Ezkürûni ezkürüküm. Beni zikredin, ben sizi zikredeyim diyor Hazreti Allah. Tövbeyle zikret, mağfirette seni zikreylesin. Ayakta zikret, kıyamet gününde Nas kabirden ayağa kalktığı vakitte seni zikre eylesin. Oturarak zikret,
Allah'a tefekkür et, istiğfar et, Allah'a zikret. Kıyamet gününde cemi enbiya o günün şiddet ve dehşetiyle dizlerin bağı sökülerek yere çöktüğü vakitte Allah seni zikreylesin. Yattığın vakitte Allah'a zikreyle yakın bir zamanda ameline baş başa kalıp kabre koyacaklar seni. Hak orada seni zikreylesin. Yakın zamanda. Yazık. Ölümünü düşünmeyen, Allah'ı unutana, Allah'a asi olan vay olsun, vay olsun ona. Allah cümlemizi affına mağfirete nail etsin. Aklı başına geldi, tövbeti huzur saadete geldi. Ya Resulallah, ben bir fuhşiyatta bulundum. Ne olacak benim halim, ağlıyor. Nedir dedi Cenab-ı Peygamber? Çok mühim ya Resulallah. Yaptığım şeyi bir insan, insan suretinde kimse yapamaz benim yaptığım şeyi. Ne yaptım? Böyle ben bir fiş yaptım, evet. Gayri başlı bir çocuk dünyaya getirdim. Utandım sırf akrabalarımdan, etraftan. O çocuğu öldürdüm, sirkede erittim, halka içirdim bunu dedi. Efendimiz buyurdu ki, tövbe istiğfar et, tövbe istiğfar et. Vakti cahil yaptığın için daha İslam neşe olmadan evvel böyle. Sonra o kadın peygambere sordu. Çok mühim, en mühim yer burası işte, arayacağım yer. Ya Resulallah, böyle suçlar ve günahlar benden niye zuhura geldi? Niye zuhura geliyor benden böyle suçlar ve günahlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zannediyorum ki sen bazı ikindi namazının farzını kazaya bırakıyorsun. Kim ki namazı kazaya bırakırsa, Allah'ın ibadetinden dönerse onun başına böyle musibetler gelir buyurdu. Çok mühim bu, burası mühim. Onun için sen Allah'a taatın yok, başına musibet geliyor, sen niye musibete sorma. Taatın yok ki musibet depola. Acaba anlatabildik mi? Anlattığım yerde isteyen açar bakar. Bak şu ya bir hoca bende yine sor. Ruhul Beyan tefsirinin ve Asr suresinin baş tarafında. Bugünlük burada kafi. Bu sure celil üzerine duracağız. İnşallah haftaya da bir miktar bir şeyden anlatacağız daha. Bitmez kıyamet günleri de anlatsak. Bizde laflar biter. Melekler yazsa onlar yorulur. Kalemler tükenir. Denizler mürekkep olsa nihayete varır. Allah'ın surelerine, Allah'ın kelamına, Allah'ın kitabına nihayet yok durur. Her anlatan anladığımı anlatır. Her anlayan da kabiliyeti kadar anlar. Her bakan görmedi. Mutlaka bakan gördü. Her bakan görmedi. Mutlaka bakan gördü. Onun için kalp gözünün aynasını sil. Kalp gözün çapaklı olursa göremezsin. Yani kalp gözünün çapağını silmek de Kur'an verir. Kur'an bir. Kadıcaiküm besairin rabbiküm. Rabbinizin size besair geldi. Göz geldi o Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Onu gözüne koymayan adam Kur'an'la hareket etmeyen adam, o adam amadır. Bu alemde ama olan öteki tarafta ama olur. Ama sahibimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. İmanı kurtarırsak şefaatlerle kurtulabiliriz. Ne kadar cezayla çarptırılsak, bazen ceza gene rahmete ireriz. Ama korkarım ki son nefeste iman nasip olmaya, asilere, ibadetsizlere, taharetsizlere, densizlere ve donsuzlara korkarım ki İman nasip olmazsa o vakit helak edilir. Ama imanlı düşersen böyle güzele kadar imanlı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münciğimizdir, kurtarıcımızdır. Bizi mutlaka azab-ı ilahiden kurtarır. Çünkü o rahmetelli alemindir. Onun izni olmayınca şefaatten peygamberler şefaat izni çıkmaz. İlla Resulullah'ın izni olacak. Allah'ın izniyle Resulullah şefaat etten sonra cümle enbiyaya şefaat izni verilir. Öyle bir peygambere sahipsin. Gece gündüz Resulullah'a salat selam oku. Sünnet-i seniyyesinin en küçüğünden en büyüğüne kadar yapmaya gayret et. Peygamberi sevenler onun sünnetine riayet ederler. Resulullah'ın sünnetine riayet edenler de Resulullah'ın sevgilisi olurlar. İman ve İslam'ın tadı Resulullah'a muhabbetlidir. Vallahi yedilâ dâle selâm ve yehî min şâ ilâ sıratı mühür.